Lozan Anlaşması Hun İmparatorluğu'na göre biraz daha küçük bir devlet bıraktı bize. Yani Ya bir akıl tutulması var burada ama yani izleyicilerimizin de meseleyi anlayabilmeleri açısından belki biraz mecazi olarak meseleye yaklaşıyoruz ama burada Atatürk açılımı vurgunuzu da merak ediyorum. Yani bugün bu çıkışlar tesadüfi değil. Yani Kaşıkçı katırını ürküttü söylemi tam da yerini buluyor. Profesör Doktor Haydar Başbey'in zamanlamaları çok çarpıcı ve dikkat çekici. Suriye çıkışı, FETÖ çıkışı, Avrupa Birliği çıkışı, Euro çıkışı. Atatürk çıkışı, yani en kırılma noktalarında, yani tam bitti dediğimiz noktada o kadar dikkat çeken ve aslında sadece Türkiye gündemini değil, dünya gündemini de onun fikirleri etrafına koyan çıkışlar gördük birçok örnekleriyle beraber. Bu ekranlarda uzun uzadıya tartışma, konuşma fırsatı da bulduk. Bu meseleye bakıldığında ise şimdi bu meseleler konuşulduğunda biz gülüyoruz, konuşuyoruz. Çünkü biz bu meseleleri 20-30 yıldır bu ekranlarda konuşuyoruz ve bu tezleri kimlerin savunduğunu, bu tezlerin hangi ifadelerle, hangi suratlarla, hangi fotoğraflarla gündeme getirileceğini, neden getirildiğini, arka planında kimlerin olduğunu ve bunun karşısında nasıl bir milli duruş sergilenmesi gerektiğini konuşuyoruz. Ama bugün güncel olması açısından Sayın Baş'ın bu çıkışlara tesadüfi mi? Yoksa bir planlı çıkış mı? Şimdi Batı'nın ortaya koyduğu adımları planlı olarak tek tek nasıl attıklarını görüyoruz. Ama burada Profesör Doktor Atatürk örneği verdiğinizde Atatürk'ün attığı adımların tesadüfi olmadığını ve bugün Haydar Baş ismiyle ortaya konulan fikirlerin tesadüfi mi yoksa planlı ortaya koyulan tezler mi fikirler mi olduğunu konuşmak gerekiyor herhalde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Merak ediyorum Bu Sayın Çekiç. coğrafyada hiçbir şey tesadüf değil. Ne bu zehirli fikirleri akıtanlar tesadüfen bunları söylüyorlar, ne de Türk milletini dirilten, Türk milletini ayağa kaldıran, Türk milletini efendim uyandıran ve dünyanın en büyük devleti ve milleti yapacak olan fikirleri söyleyen Profesör Doktor Haydar Baş'ın fikirleri de tesadüf değil. Bakın burada her zaman şunu ifade edelim. Mesele iman ve küfür mücadelesidir. Çok net. Ne demek bu? Bakın dün televizyon seyrediyorum. İşte yorumcular var. Bir tanesi diyor ki teopolitik diye bir şey var mı diyor. İşte ne demek dini politik? Ya kardeşim bu evangelist dediğiniz bugün Amerika'nın başındakiler zaten evangelist yani İncilci. Bugün İsrail dediğiniz devlet efendim Yahudi şeriatıyla efendim bir politika üretmeye çalışıyor. Şimdi baktığınız zaman efendim bugün dünya üzerinde olan hiçbir olay tesadüf olmadığı gibi bu planların hiçbiri tesadüf olamaz. Yani yani iman tarafında olan da küfür tarafında olan da tesadüfen orada bulunuyor değil. Hepsi amacını, niyetini, maksadını çok iyi biliyor. Şimdi Atatürk itikadı, imanı, inancı temsil eden bir insandı. Değil mi? Milletimizin namusunu, şerefini, haysiyetini kurtardı. Şimdi günümüzde de bakın Profesör Doktor Haydar Başbey'in ortaya koyduğu model ne? Milli ekonomi modeli. Mesela bir şimdi ekonomi sahasında başarılı olamazsanız hangi sahada başarılı olabilirsiniz? Askeri sahada başarılı olmanız mümkün mü? Siyasi sahada Türkiye'nin birlik beraberliğini sağlayabilmeniz mümkün mü? Hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla bakın bir liderin olmazsa olmazı iktisat sistemidir. Atatürk bakın bu iktisat sistemini Lozan Anlaşması'nın o ara verilen döneminde ortaya koydu. Cumhuriyetten önce ortaya koydu. Yani dolayısıyla bu mücadele, yani bizi yok edenlerle bizi var etmek isteyenler arasında gerçekleştirmiştir. Yani orada bir ve sıfır oynanmıştır. Yani biz o gün ya yok olacaktık ya var olacaktık. Ama bizi var etmek isteyenler, bizim için mücadele edenler, dedelerimiz, şehitlerimiz, efendim Anadolu insanı, Anadolu köylüsü galip gelmiştir. Kime karşı? Emperyalizme karşı galip gelmiştir. Bugün emperyalizm bunu sindiremiyor. Bakın bugün S-400 meselesini konuşuyoruz. Niçin Amerika Birleşik Devletleri bu kadar ısrar ediyor bu hususta? Bir sebebi var. Aynı sebep o Lozan için de geçerliydi. Çünkü diyor Türkiye bir NATO ülkesidir. Eğer S-400 alırsa bu NATO'dan çıkması anlamına gelir. NATO'da bir çatlak oluşmasına sebep olur ve diğer ülkeler de bunu örnek alırsa ben burada tutunamam diye düşünüyor. Amerika'nın derdi bu. Şimdi o günün İngiltere'si de şunu düşünüyordu. Ya biz bir emperyal devletiz. Güneş batmayan imparatorluğum ben. Her tarafta sömürgen var diye düşünüyordu. Eğer ben Anadolu'yu kaybedersem,
Diğer sömürgeler de bunu örnek alır da bana karşı ayaklanırlarsa ben ne yaparım düşüncesi hakim olduğu için İngiltere bu kadar bastırdı. Ve İngiltere'de yapılan bir ankette gelmiş geçmiş en büyük efendim İngiliz düşmanı ve İngiliz çıkarlarına en fazla zarar veren kişi olarak kim seçildi biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü Atatürk sadece Anadolu'yu kurtarmakla, Şark projesini durdurmakla, İslam alemini korumakla efendim kalmadı. Aynı zamanda İngiltere'nin bütün sömürgelerinde ayaklanmalara sebep oldu. Örnek teşkil etti. Onun için çok tehlikeli bir insandı İngiltere için. Çok tehlikeli. Bakın geçen bir kitap aldım. Arapça basılmış bir kitap. Libya'da basılmış veya affedersiniz Kahire'de basılmış. Atatürk'ü anlatıyor. 1922 yılında. O kadar mükemmel anlatıyor ki Atatürk'ü. Biz hep işte Araplar Atatürk'ü şöyle... Hayır, bütün Müslümanlar Atatürk'ten o kadar etkilenmişler ki. Sen o kitabı getireceğim. Bakın orada da okuyalım biraz. Evet. Müthiş bir kitap. Atatürk'ü o kadar mükemmel anlatıyor ki her taraf resimleriyle süslemiş. Gazi, Muzaffer. O kadar ünvanlar vermişler ki ona. Başkomutan. İşte battal diyorlar. Hani battal gazi var ya. Battal evet. Kahraman demek. Battal gazi Mustafa Kemal. Yani bütün Arap aleminde etkisi olmuş. Hindistan'da etkisi olmuş. Gandhi Atatürk'ü örnek aldım diyor. Latin Amerika Che Guevara efendim neydi Castro kimi örnek almış? Atatürk'ü örnek almış. Atatürk halen dünyayı etkilemeye devam ediyor. Bakın Çin Atatürk'ü örnek aldığını söylüyor. Heykelleri var, büstleri var, enstitüleri var. Kitap olarak okutuluyor. Bir tane Alman, şu an aklıma gelmiyor, bir bilim adamı. Bu hani Almanya'ya çalışmaya giden Türkler var ya, onlara ne demiş biliyor musunuz? Yani çok affedersiniz, hani ben hani bizim bunlar vatandaşım, ahmaksınız siz demiş. Yahu sizde Atatürk gibi bir insan var, onu anlayıp, onun fikirlerinizi hayata geçirip, çalışıp bizi geçeceğinize gelip bizim yanımıza işçi oluyorsunuz dedi. Atatürk olsaydı bizi yanına işçi alacaktı. Bizim profesörlerimizi dedi, Atatürk yanına işçi olarak aldı dedi. Siz nasıl bir insansınız, niye Atatürk'e örnek almıyorsunuz diyerek fırçalamış. Bugün bu sözleri biz kimden duyuyoruz? Profesör Doktor Haydar Başbey ne diyor? Ben diyor iktidarım zamanında, yani Bağımsız Türkiye Partisi iktidarı zamanında Batılıları işçi olarak alacağım diyor. Şimdi bu bir ufuk meselesi, inanç meselesi. İşte Atatürk'ün o kadar geniş bir ufku vardı ki, emperyalizmi yerle bir edecek bir ufka sahipti. İşte bugün ona karşı çıkmak isteyen bu zavallılar, bunlar zavallı diyorum bunlara, bunu hiç anlamıyorlar. Hani Sevr Anlaşması'ndan çok mu memnundunuz? Yunanların Ege'de efendim ırzına geçmediği hiçbir insan bırakmamasından memnuniyet mi duyuyorsunuz? Nasıl bir akıl tutulmasıdır bu? Siz kimin tarafındasınız? Fransızların efendim Güneydoğu'da yaptıklarını, Antep'te, Maraş'ta yaptıklarından memnun muydunuz siz? Yani nasıl bir mantık bu? Şimdi geçen Erol Hoca diyor ki Atatürk'ten şikayetçiyim. Niye? Keşke diyor Kurtuluş Savaşı'nı daha sonra yapsaydı. Yani bu düşman iyice ilerleseydi her tarafta bu ona karşı çıkan o hacıları, hocaları, hani İngiliz taraftarı, evet. İşte Said Nursi'leri şunu bunu onları diyor. Şöyle bir o insanları biraz şey yapsaydı da, sallandırsaydı da akılları başlarına gelse diyor. Çok erken yaptı diyor savaşı. Tabii o da ayrı bir bakış açısı. Şimdi bakın, yani Atatürk'ün ortaya koyduğu sistemi anlamak için gerçekten bir ömür harcasanız yine yetmez. Kesinlikle yetmez. İşte bu Hoş Geldin Atatürk eseri. Kesinlikle ders kitabı olması lazım. Milli ekonomi modeli kesinlikle ders kitabı olması lazım. Ya biz üniversitelerde okuduk, iktisat fakültelerinde okuduk. Bunu çok sonra ben hani kavradım açık söyleyeyim. Ya biz iktisat fakültelerinde Atatürk'ün iktisadi sistemi diye bir ders niye okumadık? İzmir İktisat Kongresi bize niye anlatılmadı? Atatürk'ün iktisadi uygulamaları bize niye anlatılmadı? İşte o Alman'ın dediği, Alman profesörün bizim işçileri dediği şey bu işte. Biz onları okumadığımız için Avrupalıları bir şey zannettik. Onların yanında işçi olduk. Yani Atatürk'ü tanımış olsak Avrupalıları yanımıza işçi alacaktık. Bu o kadar keskin bir çizgi. Yani Atatürk'le beraber Lozan oldu, Atatürk olmasaydı Sevr olacaktı. Bu kadar keskin bir çizgi bu işte. Çok dikkat çekici örnekler veriyorsunuz. Şimdi bir tarafta yani Burhan Kuzu'nun şu kitabı okuyun diye tarif ettiği tarafta
o kitapla, o fikirle yetiştiğinizde keşke Yunan galip gelseydi diyor. Yani o fikir ben tarafını... de şunu diyorum, o kitabı kenefe atın diyorum, sifonu çekin diyorum ben de. Sizin ya ben de o şekilde evet, diyorum. Yani bu taraftaysa sizin fikirlerinizde aslında bugün bağımsızlık, egemenlik, millet, devlet yapısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu mücadele fikri çerçevesine baktığınızda ise o verdiğiniz örnek çok önemli, çarpıcı. Yani siz eğer Hoş Geldin Atatürk eserini okursanız bugün hezimete uğrayanların sevri dayatmak isteyenler olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Ama siz bugün Yunan galip gelseydi fikriyle, keşke onlar galip gelseydi fikriyle beraber bir vatan, bir millet, bir devlet gözüne, gözlüğüne sahip iseniz karşı tarafta Lozan hezimette diyorsunuz. Yani Atatürk bu ülke için büyük bir zarar oluşturdu. Çok büyük zararlar verdi. Fikrini oluşturuyorsunuz. Bu eğitim açısından da çok önemli herhalde. Programımızı tamamlayacağız, bitireceğiz. Zamanımızı doldurduk. Çok önemli noktalara değindiniz Sayın Tekin. Son olarak o verdiğiniz örnek ve tavsiye çok önemliydi. Son olarak neler söylemek gerekir? Bakın, bunlar ne Yunanları tanıyor ne İngilizleri, veya tanıyor da tanımazlıktan geliyorlar. Bakın, Yunanların Anadolu'da yaptığı mezalimleri okudum ben. Vallahi psikolojim bozuldu günlerce. Bakın, okudum sadece, yaşamadım. Bakın, okudum. Yani okuyan herkes, bakın, zerre kadar imanı olan bir kişi o mezalimleri okusun, var internette, yazabilirsiniz Yunan mezalimi diye. Türk raporlarından, hatta bir Yunan yazar var. Bir Yunan yazarın eseri var. Yazmış, yani kendi yaptıkları zulümleri yazmış tek tek. Yani orduda muhabir olarak yer almış, gazeteci olarak yer almış. Ve en son şunu diyor, ben diyor kendi ordumdan tiksindim diyor. Yapılan mezalimleri okuyup da psikolojisi bozulmayan bir Allah'ın kulu kalmaz. Zerre kadar imanı olan tabii bir insandan bahsediyor. İmansız insanlara bir tesir etmez. Bakın, Yunanların yaptığı mezalim o kadar korkunçtu ki, bakın, okuyamazsınız yani. Yani şimdi siz hani hangi, nasıl bir anlayış bu? Nasıl manyakça bir anlayış? Nasıl bir, hani bunu tarif etmek mümkün değil ya. Ya Ermenilerin yaptığı zulmü. Evet. Yani şimdi Atatürk öyle bir Kurtuluş Savaşı vermiş ki insanlar neden çorabına kadar, affedersiniz, donuna kadar, atletine kadar, son kuruşuna kadar Atatürk'e verdiler biliyor musunuz? Çünkü karşılaşacakları akıbet buydu. Hani Atatürk bir ziyaret yapıyor, bir köye gidiyor. Erzurum'da olabilir veya işte Afyon'da olabilir, önemli değil. Bir köylü ama son derece fakir. Tabii Kurtuluş Savaşı'nın ilk yılları, daha yani yeni yeni bitmiş savaş, daha dumanları tütüyor. Köylüye bakıyor, iki tane kız var, kızcağız var yanında. Bunlar genç. Baba diyor, bunlar nedir? Ben işte tanıyor tabii Atatürk'ü. Ayaklarını öpmeye çalışıyor Atatürk'ün. Sonra diyor ki, kim bunlar? Bunlar benim torunlarım diyor. Babaları şehit oldu, anaları gitti. Hepsi gitti. Biz kaldık diyor. Peki diyor, dayı diyor, baba diyor, bir ihtiyacın var mı? Sana diyor bir maaş bağlatalım, bir para vereyim şimdi diyor. Paşam diyor, ben diyor elini ayağını öperim diyor. Sen diyor bizim namusumuzu, şerefimizi kurtardın da bir de bize para mı vereceksin diyor. Bak, bu kızların diyor namusu, ırzı kurtulduysa senin sayende diyor. Şimdi o insanlar öyle büyük bir felaket yaşamışlar ki aslında. Şimdi ölmek kurtuluştur yani bazı noktalarda. Ölmek kurtuluş. Yani anlatsak burada anlatamayız yapılanlar. Ölmek kurtuluş yani. Ölemiyorsunuz ki. İşte dolayısıyla o millet o manzaraları yaşamaktansa, o felaketleri yaşamaktansa ölmeyi tercih etmiş zaten. Hani ya istiklal ya ölüm demek bu zaten. Onun altını doldurduğunuz zaman hani İmam Hüseyin Efendimizin aleyhisselamın Kerbela'da dediği sözün benzeri işte. Ne diyor? Yezid'in tahakkümü altında yaşamaktansa ölmeyi tercih ediyorum diyor. Hani yine Namık Kemal, bakın hep aynı ekolün insanlar aynı şeyi söylemişler. Ne diyor? Haki mezar ehvendir, haki mezelletten. Yani mezar toprağı diyor, aşağılık, rezillik toprağından ehvendir. Yani aşağılık bir şekilde, rezil bir şekilde yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim diyor. Hepsi İmam Hüseyin'in dediğini farklı şekillerde söylüyor. Dolayısıyla hani bunları bilmeden böyle konuşmak gerçekten iyi niyet değildir. Bakın, biz bunu iyi niyet sınıfına sokamayız, cehalet sınıfına da sokamayız. Açın okuyun. Dolayısıyla bu bir aidiyet meselesidir. Kendini bu milletten ait hisseden herkes Atatürk gibi düşünmek zorunda.